Girişimcilikte risk almanın net bir avantaj sağladığını farz ederiz. Oysa ki araştırmacılar Reif ve Feng tam tersini buldular. İşinden ayrılmayan girişimcilerin başarı oranı işinden ayrılan girişimcilere kıyasla %33 daha yüksektir. Nike'ın kurucusu Phil Knight 1964'te arabasının bagajında koşu ayakkabıları satmaya başlamış fakat 1969'a kadar muhasebeciliğe devam etmişti. Steve Wozniak Apple'ı Steve Jobs'la birlikte 1976'da kurmuş ancak 1977'ye kadar Hewlett Packard'da görevini sürdürmüştü. Larry Page ile Sergey Brin internet aramalarını tepeden tırnağa değiştirmenin yolunu 1996'da bulmuşlar ancak 1998'e kadar Stanford'daki lisansüstü çalışmalarından ayrılmamışlardı. Psikolog Clyde Gooms, başarılı insanların bir alanda tehlikeyi kabullendiğinde başka bir alanda temkinli davranarak toplam risk düzeyini dengelediğini söyler. Stephen King ilk öyküsünü yazdıktan sonraki 7 yıl boyunca öğretmenlik, hademelik ve benzin istasyonlarında pompacılık yaptı. İşinden ancak ilk romanı Carrie yayınlandıktan sonra ayrıldı. Henry Ford otomotiv imparatorluğunu kurduğunda hala Thomas Edison için baş mühendis olarak çalışıyordu. Ford karbüratörü icat ettikten sonra patentini aldıktan sonra bir yıl daha Edison'da çalışmayı sürdürdü. Harvard'ı bırakmasıyla ünlü olan Bill Gates, yeni bir yazılım satmasına rağmen ayrılmadan önce bir yıl bekledi. Okuldan doğrudan ayrılmayıp kayıt dondurdu ve masraflarını ailesine ödetti. Dünyanın en büyük risk alıcılarından biri olmayı bırakın, Bill Gates dünyanın en büyük risk azaltıcılarından biridir.